Bazen işte biz yandaş olarak tanımlıyorlar. Varsınlar tanımlasınlar. Yani ben inandığımı her platformda söyleyen birisiyim. Zaman zaman da Baba sen burada fondaş olma da. sorduk ki seçim öncesi yapılan ve sonuçları açıklanan kamuoyu araştırmalarını ne kadar güvenli buluyorsunuz? Sıkı durun. Araştırma şirketleriyle ilgili bomba anket. Seçim öncesi yapılan ve sonuçları açıklanan kamuoyu araştırmalarını ne kadar güvenilir buluyorsunuz diye sorduk. Kesinlikle güvenilir buluyorum diyenlerin oranı 8,1. Güvenilir buluyorum diyenlerin oranı 8. Geçen seçimde yenilen, perişan olan, rezil olan bir takım anket şirketleri hala anket yapıyor. Adam yenilgisini kabul etmiyor. Çıkacak ya bu değişecek diyor. Optimal, efendim Betimar ve onlar almışlar başlarını gitmiş de gelmişler. Tam isabet ha, tam. Rakam tam. Orece ya bizim namusumuzdur dedi ya. Bu biraz haksızlık değil mi Emin'ciğim? Biz kendi yaptığımız işten mesulüz. Vicdanım, yüreğim rahat. Ama sürekli yanılıp da sürekli baş tacı ediliyorsanız o zaman başka bir şey var demektir yani. Bir analiz yapacağım dedim. Daha çarpıcı bir analiz. Şimdi kamuoyu araştırmalarıyla ilgili bunun grafiğini göndermemişim. Aslına bakarsanız yani benim temsil ettiğim şirketin izleyicilerimiz tarafından ya da bizi takip edilenler tarafından güvenilir olarak addedildiğini, hatta bazen işte biz yandaş olarak tanımlıyorlar. Varsınlar tanımlasınlar. Yani ben inandığımı her platformda söyleyen birisiyim. Zaman zaman da Baba sen burada fondaş olma da. evet sizinle de eleştiriyorum zaman zaman AK Parti iktidarı. Çokça da destekliyorum çünkü zihin dünyama daha yakın buluyorum. O yüzden de destekliyorum. Sorduk ki seçim öncesi yapılan ve sonuçları açıklanan kamuoyu araştırmalarını ne kadar güvenli buluyorsunuz? Sıkı durun. Araştırma şirketleriyle ilgili bomba anket. Seçim öncesi yapılan ve sonuçları açıklanan kamuoyu araştırmalarını ne kadar güvenilir buluyorsunuz diye sorduk. Kesinlikle güvenilir buluyorum diyenlerin oranı 8,1. Güvenilir buluyorum diyenlerin oranı 8. Orta derecede güvenilir buluyorum diyenler 37,8. Kesinlikle güvenilmez diyenler 12,9. Güvenilmez diyenler de 23,2. Dolayısıyla genel olarak baktığımız zaman güvenilmez buluyorum diyenlerin oranı %35-36 ve orta derecede güvenilir buluyorum diyenlere bakıldığı zaman ağırlıklı olarak katılımcılar araştırmaları güvenilmez bulmuşlar. Bu noktada da bakıldığında bizim Peki niye böyle araştırma oldu? geçtiğimiz seçimlere bakıldığı zaman bu şey görürsünüz Kemal yani. Kılıçdaroğlu 60 yaptılar. Ya benim Evet. anlamadığım, ben yine adını anacağım, sen çok girme, yani girmek istiyorsan gir de. Geçen seçimde yenilen, perişan olan, rezil olan bir takım anket şirketleri hala anket yapıyor. Mesela ben o gece şeye bakıyorum. Murat Gezici, Cüneyt Özdemir'in programında ekran fıtır fıtır dönüyor. AK Parti önde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önde. Cüneyt Özdemir şöyle bakıyor. Diyor ki ya Sayın Gezici ne diyorsun? Yo diyor çıkacak çıkacak daha çıkacak diyor. Yani adam yenilgisini kabul etmiyor. Çıkacak ya bu değişecek diyor. Ne Gece güzel oldu insan iki adam değişecek, 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 değişecek. Üç kendisine değişir, inanmıyor ne değişir. güzel. Sonra Optimar, efendim Betimar ve onlar almışlar başlarını gitmiş de gelmişler. Tam isabet ha, tam. Rakam tam. Murat Bey? Yok, değişir, değişir. Şimdi bu arkadaş, mesela CHP'liler bu adamda ne buluyor da ben şimdi yerini söylemeyeyim. Almışlar hala bu adamla anket yapıyorlar ya. Gel bakalım hele Balıkesir gel. Ne oldu Murat Gezici? Balıkesir'de ne olacak? Cık, Ahmet Akın uçacak. Yani o gece yine aynı. Çıkar çıkar. Ya böyle bir tablo eğer ortadaysa yani orece ya
bizim namusumuzdur dedi ya. Ve bak ben bir şey söyleyeceğim. Kulakları çınlasın. Adil Gür Kıbrıs seçimlerinde yanıldı diye bıraktı işi ya. Sözünü verdi bıraktı kardeşim. Ve çok birçok anket bilmesine rağmen. Ama bunlar hala iş başında, hala anket yapıyorlar. Ve hala bunlara anket yaptırılıyor, çalışılıyor. Ondan sonra da Optimar sorsun. Kime güveniyorsunuz en çok? Ondan sonra Betimar da altında kalsın. İşte Optimar da kalsın, Sonar da kalsın. Yani o zaman bu biraz haksızlık değil mi Hilmi'ciğim? Yani takdir kamuoyunu, yani sonuç itibariyle bizim buna söyleyecek lafımız yok. Ancak biz kendi yaptığımız işten mesulüz. Vicdanım, yüreğim rahat, o sebepten dolayı da emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya çalışıyoruz. Evet, bu noktada da bir şeye de katılmıyorum. Yani bir araştırmanın yanılmama ihtimaline de katılmıyorum. Cenab-ı Allah lütfetti. Bu kardeşimiz bizim şeyimizden değil, en iyi olduğumuzdan değil ama tamamen Cenab-ı Allah'ın lütfuyla, belki babamın ya da başka birilerine bir dokunmuşuzdur, bir iyilik dualar, yapmışızdır. Dualar, dualar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Duaları sayesinde bak. 2014'ten beri, bakın 94'te de seçim bilmiştik Geçören'de. O zamandan beri bu kardeşiniz sadece 7 Haziran seçimlerinde yanıldı. Yani bir seçimde yanılabilirsiniz ama sürekli yanılıp da sürekli baş tacı ediliyorsanız o zaman başka bir şey var demektir yani. Bak ben ilk defa seyircilerimize bir şey açıklayacağım. Önemli bir yer beni aradı. Büyük bir yer. Dediler ki kardeşim, Hilmi Daşdemir senin programına katılıyor. Evet dedim. Çok da başarılı. Evet dedim. Bizim için farklı bir şey yapabilir mi dedi. Hilmi Daşdemir'i aradım. Dedi ki abi bana ironi yaptığını biliyorum. Dedim evet ironi yapıyorum da. Ama adam teklif etti. Dedi ki gelsin. Yani duygusal değil mesele. Yani fatura karşılığında anket yapma işte var. Hiç yapmış gibi gösterme. 5 kuruşluk itibarı yok. 5 kuruş. Onun için biz, yani bizim bu ekranlara çıkaracağımız 3 kişi var. 3 kişi. Anket. Betimar, Optimar, Sonar, Hakan Bayrakçı. 3 kişi. Bak İhsan Aktaş'ı dünya verseler ben, hayır kardeşim itibar etmiyorum çünkü. Niye ben buradaki insanları yanıltayım? Dedim mi sana Hilmi'ciğim böyle bir anket teklifi var. Bana yani. Güldün abi ironim yapıyorsun dedin mi dedin. Para pul dedin mi hiç sordun mu? Yok. Dolayısıyla sen ondan dolayı itibarlısın güzel kardeşim. Eyvallah. Allah senden razı olsun. Sizler de Hilmi Daşdemir'in YouTube kanalına lütfen abone olun arkadaşlar. Orayı biraz büyütmemiz lazım. Ya Allah aşkına. İti kopuğu almış başını gidiyor ya. Ya kendi adamımıza sahip çıkmıyoruz ya. Kendi adam bak dil döküyoruz ya Allah aşkına ya. Öyle 3 kişi 5 kişi değil ya herkes bak. Ya biriniz ya 10 kişi getirse her biriniz nerelere varacak o rakamlar? Ama biz kendi adamlarımıza sahip çıkmak yerine aman gelsin konuşsun. Benim gönlümü de hoş etsin. Tamam, boş ver. Olmuyor öyle. Oluyor mu Hilmi'ciğim? Yani canları sağ olsun. Yani hiç kimse mecbur değil ama destek verirlerse de büyük memnuniyet duyuyoruz. Abi canları sağ olsun diye biz canımızdan çıktık Allah aşkına. Tamam arkadaşlar canınız sağ olsun da olmaz. Hemen yürüyoruz Hilmi Daşdemir'in kanalına abone oluyoruz.